Sevgili arkadaşlar şu an saat gece bir buçuk biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. 35 bin sağlıkçı ataması yapacağız ve bunların 12 bini hemşire olacak dedi. Dolayısıyla hem bizlerin öğrencisi hem YouTube'dan bizleri takip eden sizler hem de Instagram üzerinden öğrencilerin birçoğunun şunu söylediğini gördük. Hocam devlet sadece sağlıkçılara mı çalışıyor? Bu atamalar olursa bizlerin bir sonraki sınavda yani 2024'te bizlerin hazırlandığı sınavda boşuna hazırlanmış olmayacak yapacağız mı gibi birçok soru geldi dolayısıyla bu soruları yanıtlamak için gece bir buçuk dahi olsa haşortmanları mı hemen ofise geldim ee, sağolsun Sedat da bizlerle geldi o yüzden ciddi anlamda emek vermeye çalışıyoruz sizler için sizlerden ricamız videoları beğenmeyi eğer abone olmadıysanız hemen abone olmanızı rica ediyoruz sevgili arkadaşlar şunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor Türkiye'de bazı şeyler var ki e, ki dünyada da genelde böyledir siyaset üzerinden döner bazı şeyler örnek veriyorum seçim zamanı ise atamalar artar. Seçim zamanı ise vaatler artar. Bu verilen vaatler ciddi anlamda da değerlendirilir ve yapılır. Şimdi seçim zamanı olduğu için bizler tereddüt ediyoruz. Ya hocam bu seçim zamanında verilen her şey verilip sonrasında yapılmayacak mı diye düşünüyoruz. Kimilerini bu vaatler mutlu eder. Kimilerini de hocam bugün olduğu gibi acaba bizler 2024 için boşuna mı hazırlanıyoruz diye düşündürmeye başlar. Peki gerçekten bu kaygıları duymakta haklı mıyız? Bugün bunu değerlendireceğiz. Sevgili arkadaşlarım daha öncesinde 2024 KP. SS ile birlikte atamalar ne olacak, memur alımları artacak mı gibi birçok söylemde bulunmuştuk. Özellikle sağ olsun Eren bu noktada bizlere çok yardımcı oldu. Bunu analitik olarak da hesaplayıp verilere döküp bizlere ciddi anlamda sağ olsun güzel bir video hazırlamamızda yardımcı olmuştu. Yıllara göre memur alımlarını değerlendirip sizlerle paylaşmıştık ve şöyle bir şey görmüştük. Seçim zamanında belli vaatler veriliyor. Bu vaatlerle birlikte alımlar yapılıyor. Yine korkmaya başlıyoruz. Hocam boşuna mı çalışacağız? Artık atama olmayacak mı? Dememize rağmen sonraki yıllarda yine atamalar artarak devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu yılda aslına bakarsanız çok farklı olmayacak. Yani seçim her zaman var. Elbette ki bu önemli. Elbette ki atamaların artması için seçimler bu bir gerçek kabul edelim. Bizim memleketimizde önemli. Fakat Türkiye nüfus olarak sürekli artan bir memleket. Dolayısıyla nüfus ne kadar artarsa devletin bel kemiği olan, sizlere olan ihtiyaç bu cihette her zaman artmaya devam edecek. Yani hocam bugün atamalar oldu. 30 35 bin insan atanıyor. Artık bizlere yer kalmayacak gibi düşünmekten ziyade 35 bin insan ataması yapılıyorsa ciddi anlamda devletin memura ihtiyacı var. Dolayısıyla atamalar devam edecek diye düşünmeniz gerekiyor. Yani sevgili arkadaşlarım aranızda sağlıkçı olanlar bu videoyu izliyorsa hocam 2024'de boşuna mı çalışıyoruz demekten ziyade daha sıkı bir şekilde hazırlanıp 2024'te atamaların çok daha fazla olacağını kesinlikle bilmenizi istiyorum. 2017'den beri bu işi yapan birisiyim. Dolayısıyla hamdolsun bu noktada çok da yanıldığım düşünülemez. Özellikle 2022 senesinde de bunu net bir şekilde hepimiz gördük. O yüzden 2024 yılında da yanılmayacağım. Özellikle memur alımı artacak mı başlıklı videomuzun linkini aşağıya bırakıyorum. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında hocam devlet sadece sağlıkçılara çalışıyor. Sağlıkçılar dışında atamalar hiçbir şekilde gerçekleşmiyor diyen arkadaşlarımız da var haklı olarak. Sevgili arkadaşlar bakın verilere göre hareket etmek bizler için bence mantıklı olacak. Mesleğinizin ne olduğu, atanmayı beklediğiniz kurumun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sizlere tavsiyem şu. İnternete girip yıllara göre atanmak istediğiniz kuruma atanan kendi bölümünüzden arkadaşların analizini yap. Göreceksiniz ki yıllara göre alım sürekli artıyor ve ciddi anlamda hani birken 5, 5 ken 20, 20 iken 100 alım olmaya başlamış. Bu da alımların giderek artacağını gösteriyor. Evet belki enflasyon ciddi anlamda yüksek. Ekonomik olarak zor durumdayız ama fark ettiğimiz kadarıyla ekonomide gittikçe düzelmeye devam ediyor ve kabul edelim. Türkiye gelişen bir memleket. you <laughs> Hocam gelişiyor da bize mi gelişiyor demeyin gelişiyor. E, dolayısıyla bu memura alımları her zaman artacak sevgili arkadaşlar. O yüzden tedirgin olmanın, korkmanın bir anlamı yok. Aksine atanacak olan arkadaşlarımız için mutlu olalım. Bence bu noktada da biraz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle 2023 senesinde derece yapan bir öğrencimden örnek vermek istiyorum. Sürekli alan eğitimden sorumlu olan öğretmen arkadaşların torpille atandığını söylüyordu. Gayet güzel bir sonuç aldı ve hala görüşüyoruz, hala konuşuyoruz. Atamaları gerçekleşmedi. Atama bekliyor. Fakat her konuştuğumuzda ne yapıyorsun kız torpilli dediğimde hocam biliyorsunuz çok emek verdim diyor. Halbuki bu puanı alana kadar sürekli atanan herkesin torpille atandığını, mülakatlarda yalnızca torpille atanmanın mümkün olduğunu söylüyordu. Sevgili arkadaşlar başaramayacağım korkusu altında başaran insanlara bu haftayı yakıştırmak bizlere çok yakışmıyor. O yüzden atanan insanlara mutlu olmak bence ileride bizler de atandığımızda bizlerden sonra gelen arkadaşlarımız için de birer örnek teşkil edecektir. O yüzden inşallah atamalar çok daha fazla artar. 2024'de biz sınava girene kadar değil 30 bin, 60 bin, 100 bin sağlıkçı alırlar. İnşallah 2024'ten sonra da artmaya devam eder. Sevgili arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Tedirgin olmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tim Bey kalın.